İki ülke arasında tansiyonun düşmesi hedefleniyordu ama Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyaretinde ipler daha da gerildi. Nikos Dendias'ın Türkiye'ye hedef alan provokatif açıklamalarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tokat gibi yanıt geldi. Görüşmeye devam edecek miyiz? Böyle kavga etmeye devam edecek miyiz? Bir karar vermeniz lazım. Ankara-Atina hattındaki yüksek gerilim kameralar önüne taşındı. Yunan Bakanı'nın Türkiye'ye hedef alan ağır ithamlarına Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Eğer Türkiye bize egemenlik ve hükümranlık haklarımızı ihlal etmeye devam ederse, bunu tekrarlarsa o zaman tabii ki masa üzerinde olan önlemler gündeme gelecektir. Ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsun. Ben bunları kabul etmem mümkün değil. Başkent'te misafirdi Yunanistan Dışişleri Bakanı. Basın toplantısı karşılıklı sıcak mesajlarla dostane bir havada başladı. Ama Dendias'ın provokatif sözleri gerilimi tırmandırdı. Çavuşoğlu'ysa o skandal suçlamaları karşılıksız bırakmadı. Böyle basının önünde benim ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. İstanbul'dan Konstantinopolis diye söz eden Dendias, Ayasofya'nın ibadeti açılması üzerinden hedef aldı Türkiye'yi. Azınlıklar meselesi Ege ve Akdeniz'deki anlaşmazlıklar nedeniyle de suçladı. Bu gerginliği, tartışmayı siz sürdürmek istiyorsanız sürdürebilirsiniz, biz de bunu sürdürürüz. Basın toplantısında tansiyon giderek yükseldi ama Çavuşoğlu misafirperverliğini bozmadı. Böyle giderse iftar yemeğini de kaçıracağız. Çözersek yine iki komşu olarak biz çözeriz. Başkalarının bir faydası olmaz. Başkaları ancak silah satar, başka amaçlar güder. Yunan tarafının provokasyonunun planlı olduğunuysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde anlattı Çavuşoğlu. Tartışma yaratacak konulara basın toplantısında girmeyelim demelerine rağmen Dendias'ın bunun dışına çıktığını söyledi.